Sevgili Taceddin. Bugün güneş doğduğundan beri seni düşünüyorum. Hala askerlik süresini kısaltabilecek bir sihir var mı? Senin çabuk dönmeni sağlayabilir miyim diye bunu araştırıyorum. Ama sonra senin yazdığın son mektubu okuyorum. Aman ha, sakın dediğini. Vatani görevin kutsallığından bahsetmişsin. Haklısın. Senin sihirlerin yok. Bir gün ülkeni koruman gerekirse ne yapman gerektiğini bilmen lazım. Lazım da kalan 8 ay nasıl geçecek? Anneme kalsa göz açıp kapayana kadar geçer. Seni o kadar seviyor ki beni bir yere salmıyor. Hanım peri ol, evde otur. Nişanlı kız öyle gökyüzlerinde orada burada gezerse laf olur diyor. Aa, çok mu komiğinize gitti? O zamanlar öyleydi. Hadi devam etsenize. Etmesinler. Hadi oradan, senin de hoşuna gitti, çaktırmıyorsun. Tamam o zaman. Taci'nin bana yazdığı mektuplardan bir tane okuyun. Ay, ben bir tane biliyorum. Eda bak şu sarı zarflıyı oku. Ben şimdi okudum, sen oku. Peki okuyayım. Bence bu mektup babamın anneme yazdığı en güzel mektup. Dinleyin şimdi. Sırma saçlım, ahu gözlüm, balım. Son mektubunu dün aldım. Sen pek bizim müziklerimizi dinlemezsin ama... Esmeray'ın Gel Tezkere şarkısından etkilenmen hoşuma gitti. Bir de bana sözlerini yazmışsın. Beni hem güldürdün hem ağlattın. Kaldı 9 gün. Sabır sırma saçlım, sabır. Burada ben de her gece yatarken senin resmine bakıyorum. Oradan ne sihirler yapıyorsun bilmiyorum ama... resminde sanki giderek güzelleşiyorsun. Bilmiyorum oralardan, sihirli kürenden beni görüyor musun? Görüyorsan dikkat et. Bütün koğuş arkadaşlarım seni soruyor. Nereli bu kız diyorlar. Kimseye peri diyemediğim için Çorumlu, Adanalı filan diyorum. Yalan söylemeyi beceremediğim için her defasında nereli dediğimi unutuyorum. Her sorana başka bir şey uyduruyorum. Nereli olursan ol, herkes çok yakıştığımızı söylüyor. Düğüne bütün alayı davet ettim. İnşallah arkadaşın Perihan'a da bir kısmet buluruz. Bak, ta başından beri Perihan'ı da işin içine karıştırmış. Görüyor musunuz? Yeni yeni ayılıyorum ben bu duruma. Anneciğim, adam kötü bir şey dememiş ki. Fark etmez. Bana mektup yazarken Perihan'ı düşünmüş. Daha ne olsun? Saçmalama Dudu. Biz seninle flört ederken hep Perihan, sen, ben gezerdik. Anne, flört ne demek? İnsanların evlenmeden önce birlikte geçirdikleri zamana denir. Yani birbirlerini tanımak için gezerler, tozarlar falan. Ha. Anne, sahiden hep üçünüz mü gezerdiniz? Maalesef. Annem Taci'nin sevgilim olduğunu bilmediği zamanlar Perihan'la çıkıyorum diye izin alırdım. Ancak öyle buluşabilirdim Taci'yle, gizli gizli. Hmm. Ve sen bu kadını kıskanıyorsun şimdi. Aferin, onun için bu kadın de, Perihan deme. Daha çok yakıştı. Yeter Dudu, yeter, yeter artık. Bunları bana söylemeye hiç ama hiç hakkın yok. Perihan teyze. Bırak Betüş, bırak. Şefkat istemiyorum. Ama annene söyleyecek bir çift sözüm var. Al, aç gözlerini de izle Dudu. İzle de bak neler yaşamışız biz. Sen bana nasıl güvenmezsin? İyi gününde, kötü gününde hep yanında oldun mu olmadın mı? Yazık be Dudu, ayıp. Ben sana ne yaptım? Ne yaptım ben sana? Ne yaptım ben sana, ne yaptım? Thank you.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.